Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 10. sınıflar tarih dersi 2. dönem 1. yazılı soru örneklerini bir kez daha hatırlatalım istiyoruz sınav öncesi. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz kısmında verilen ifadeler bakalım nasıl dolacak. Osmanlı İmparatorluğu'nda modern anlamda hazırlanan ilk bütçe 1863-1864 mali yılı bütçesi olarak nokta nokta paşa tarafından hazırlanmıştır. Evet, bu bütçeci paşa olarak da bilinen Tarhuncu Ahmet Paşa arkadaşlar. Buraya Tarhuncu Ahmet Paşa yazalım. Bakın ilk bütçeyi hazırlayan kişi. Mavi cami olarak bilinen Blue Mosque İngilizcesi nokta nokta camii 1. Ahmet tarafından yaptırılmıştır ifadesi İstanbul'a gidenler bilir. Sultan Ahmet Camii'sidir Ahmet. Sultan Ahmet Camisi İstanbul'da meşhur turistik cami. Mavi Cami İngilizcesi Blue Mosque olarak ifade edilir. Amaca ulaşmak için her türlü araca başvurmanın uygun olduğunu düşünen anlayışa nokta nokta denir ifadesi Machiavellizm'dir arkadaşlar. Buraya Machiavellizm şeklinde yazalım. Her şey mübahtır başarıya ulaşmak için mantığı bu kavramın Türkçesi açıklaması diyelim. Diğerine bakıyorum. Nokta nokta Evliya Çelebi tarafından 17. yüzyılda yazılmış çok ünlü bir gezi kitabıdır. Evet, gezi kitabından bahsediyoruz. Zaten Evliya Çelebi deyince insanın aklına seyahatname geliyor. Buraya da seyahatname yazalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ne 16 Aralık 1727'de matbaayı getiren kişi nokta noktadır. Evet, Osmanlı'yı matbaayla tanıştıran kişi kim arkadaşlar? İbrahim Müteferrika değil mi? Hatırladınız. İbrahim Müteferrika'dır. Nokta nokta ile İngiltere, batıda Mississippi ırmağını da içine alan geniş sınırlarla Amerika'nın bağımsızlığını tanıdı. Evet, İngiltere'nin Amerika'nın bağımsızlığını tanıdığı anlaşma biliyorsunuz ki Paris Antlaşması'dır. Paris Antlaşması'nın maddeleri içerisinde. Dolayısıyla buraya Paris Antlaşması yazalım. Bir diğeri 7. ifademiz burada 1718-1730 yılları arasında geçen ve Osmanlı'da barış çağı olarak adlandırılan döneme nokta nokta diyor ki barış çağı zaten biliyorsunuz hatırlayın lale devri arkadaşlar her şey güllük gülistanlık anlamında lale çiçek böcük bu tarz düşünün aklınızda kodlayın lale devridir bu. Bu uzun süren barış dönemine dolayısıyla cevabımız belli olduğu Osmanlı Devleti'nin büyük oranda toprak kaybettiği ve Avrupa'da ilerleyişinin durduğu işte bu önemli bir nokta. Osmanlı'nın Avrupa'da ilerleyişinin durduğu anlaşma biliyoruz ki Karlofça Antlaşması arkadaşlar. Şöyle bir yazalım. Karlofça Antlaşması'yla Osmanlı Devleti Avrupa'da artık ilerlemesini durdurmak zorunda kaldı. Çünkü bir yere kadar bir yerden sonra da güç kaybedince durma bırakılıyor. Sabitlenme hatta zamanla da geri çekilme politikasını izlemek zorunda kaldı. Gücünün zayıflamasıyla birlikte. Nokta nokta antlaşması ilk Osmanlı-Rus antlaşması. Evet Ruslarla yapılan ilk antlaşma da biliyorsunuz ki iki isimli aslında Çehrin Antlaşması. Bir diğeriydi arkadaşlar. Van'ın Bahçesaray ilçesinden aklınızda kalsın. Bahçesaray Antlaşması olarak da geçer bu antlaşma. Osmanlı ile Rusya arasında o zamanki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği diyelim. Arasında yapılan ilk antlaşma Çehrin veya Bahçesaray Antlaşması'dır diyoruz. Osmanlı Devleti'nin batıda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma. Evet bir yere kadar gidiyorsunuz orada duruyorsun dedik ya. Karlofça Antlaşması ile ilerleyişi durdu. Peki en geniş sınırlara hangi antlaşmayla ulaştı Osmanlı? O da tabii ki Bucaş Antlaşması arkadaşlar. Buraya da Bucaş'la en geniş şekilde Avrupa'ya gitti. Karlofça'da da artık ilerlemesi durdu diyelim. Bu iki antlaşmayı da bir yerlere not alın çıkıyor arkadaşlar. Bugünkü Türkiye-İran sınırının en yakın özelliklere sahip olan ve Osmanlı ile İran arasında imzalanan anlaşma nokta nokta anlaşmasıdır ki 1639 yılını işaret eder. Kasr-ı Şirin anlaşması arkadaşlar. Buraya da Kasr-ı Şirin yazalım. Şirinlerden aklınızda kalsın. İran sınırımızın Şirinler anlaşması. Kasr-ı Şirin anlaşmasıyla imzalandığını kodlayalım aklımıza soruluyor. Önemli bir
Sınır antlaşması çünkü. Diyoruz ve geçiyoruz diğerine. Arkadaşlar aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretlediğiniz bölümü var görüyorsunuz. Bir açıklamamız var. Yine bununla ilgili bol soru çıktığı için bu soruya, bu bölüme biraz daha fazla ağırlık vermeye çalıştık. Bakalım ilk sorumuz neymiş? Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda etkili olan ahiler ticaretle uğraşmalarının yanında Osmanlı'da müesseselerin oluşmasında da etkili olmuşlardır. Ayrıca demircilik ve dericilik meslekleriyle de uğraşarak gaza faaliyetleri yürüten askerlere savaş aletleri de üretmişler. Bakın askerin ihtiyacını da gidermişler görüyorsunuz. Verilen bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ifadesi var? Ulaşılabilir, dikkat ediyoruz. Ahiler ahlaki değerlere önem vermişler. Arkadaşlar böyle sorularda bildiklerinizi unutun. Sadece parçaya bakın. Bakın burada hiç ahlakla ilgili bir kelime geçmedi. Dolayısıyla normalde ahlaklı insanlar tabii ki birbirini tutan esnaflar ama buradaki açıklama cevap. Ahiler Osmanlı'da kurumların oluşmasının etkili oluşmuş ki direkt söyledi zaten kuruluşların etkili olan ahiler. Bakın Osmanlı Devleti'nde kuruluşunda etkili olan ahiler ticarette uğraşmalarının yanında Osmanlı'da müesseselerin oluşmasında da etkili olmuşlar diyordu. Bakın müessese kuruluş demek zaten. Onun için cevabı direkt bursa olarak işaretleyelim. Ahiler savaş zamanında orduya komuta etmişler. Komuta etmemişler arkadaşlar. Çünkü onlar bir esnaf örgütü. Demircilik mesleği ahiler özgür meslek değil. Ondan önce de vardı. Osmanlı Devleti'nin ahiler kurmuştur. Hiç alakası olmayan bilgiler. Dolayısıyla böyle şeylere kafamızı bulandırmayalım. Cevap Bursa seçeneği olacak bu soru için. Evet, ikinci soruya bakalım hemen. Burada da Osmanlı toplum yapısında seyfiye sınıfı idari ve askeri silahlı kuvvetlerin yönetici unsurlarını ifade eder ve ehli örf ya da ümera olarak da adlandırır. Bakın arkadaşlar ilmiye, kalemiye ve seyfiye sınıfı var. Osmanlılar'da seyfiye dediği şey idari ve askeri personeller. Yani orduyu yönetenler. Devleti yönetenler seyfiye sınıfının insanları diye bunlarla ilgili de soru çıkıyor. Birazdan göreceksiniz. Peki Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisi seyfiye sınıfı mensuplarından değildir? Soru köküne dikkat edelim. Değildir diyoruz arkadaşlar bu soruda. Beylerbeyi biliyorsunuz ki eyaletlerde beylerbeyi olarak beyliklerin başında bulunan kişi. Askeri idari bir personel. Defterdar. Arkadaşlar mali işlere bakar, ekonomik işlere bakar, askeri veya idari işlerle işi yok. Cevabımız Bursa. Tımarlı sipahiler, vezirler, sancak beyi görüyorsunuz ki hepsi ya siyaset olarak devlet adamı ya da askeri olarak görev yapan insanlar. Dolayısıyla defterdarın, maliyecinin şimdiki tabiriyle idari ve askeri bir pozisyonu yok. Onun için cevabımız B seçeneği seyfiye sınıfında değildir. Defterdarlar arkadaşlar. Diyoruz ve geçelim diğerine. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethinin sonuçlarından biri değildir? Soru kökü yine bizi yanıltmasın. Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı. İslam fethiyle birlikte tabii ki İslam dünyasındaki saygınlığı arttı. Bunu şöyle bir eleyelim. Avrupa'da yeni mezhepler ortaya çıktı. Yani İstanbul'un fethiyle mezhebin ortaya çıkmasının hiçbir alakası yok arkadaşlar. Avrupa'da merkezi krallıklar güçlenmeye başladı. Bakın Avrupa'da merkezi krallıklar güçlenmeye başladı. Tabii ki İstanbul'u kaybedince bu da var. Rönesans'ın başlamasına etkili oldu. Yenilikçi hareket bu da var. İpek yolu ticareti Osmanlı'nın kontrolüne geçti. Bu da var. Ama görüyorsunuz ki B seçeneğinde Avrupa'da yeni mezhepler ortaya çıktı diyemeyiz. Cevabımız Bursa seçeneği bu soru için. Geçiyorum bir başka soruya arkadaşlar. Osmanlı bilim insanları ve onların çalışma yaptıkları alanlarda ilgili aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? Yani yanlıştır anlamında. Ali Kuşçu biliyoruz ki matematik alanında gerçekten deha insanlar burada. Bu doğru. Bize hangisi doğru değil diyor. Yani yanlış diyor. Piri Reis coğrafya alanında dünya haritasını biliyorsunuz ki çizen insan. Takiyüddin Mehmet Efendi diye de geçer lakabı. Astronomi uzay bilimleriyle alakalı çalışmaları var. Akşemseddin biliyorsunuz ki tıp alanında önemli doktorların babası olarak bilinir Osmanlı'da Akşemseddin. Ulu Bey ise arkadaşlar kimya alanında değil o da matematik alanında ve matematik yazalım ve bir diğeri de astronomi arkadaşlar. Aynı şekilde Takuyitli Mehmet Efendi ile Ulu Bey'in alanı hemen hemen aynı. Dolayısıyla burada
Kimya denmiş ama bize. Dolayısıyla yanlış olan, doğru olmayan seçenek Edirne seçeneği dördüncü soru için. Geçiyorum hemen diğerine. Beşinci soruda maddelerimiz var. Osmanlı Devleti'nde ahi teşkilatının 1. devlet memuru yetiştirme, 2. ürün fiyatlarını belirleme ve denetleme, Müslüman esnafın ticari etkinliğini artırma gibi faaliyetlerinden hangilerini üstlendiği savunulabilir ifadesi var ki bizi direkt devlet memuru yetiştirmeyi arkadaşlar o Enderun kuruluşunun göreviydi. Yani ahi teşkilatının değil. Dolayısıyla 1'i direkt eledim. Ürün fiyatlarını belirliyor, kendisi kontrol ediyor, gerekirse işini yapmayan esnafı cezalandırıyor, esnaf zarar ettiyse onun zararını tazmin ediyor gibi. Yani tamamen esnaf kitlenmesi, birbirine dayanışması demek. Dolayısıyla ürün fiyatlarını belirleme ve denetleme var. Müslüman esnafın ticari etkinliğini artırma var. Çünkü ahi teşkilatında Müslüman olma şartı vardı arkadaşlar. Daha sonra ortaya çıkan lonca teşkilatında ise biliyorsunuz ki Müslüman olma şartı yoktu. Tüm dinlere açıktı. Bu da onun önemli özelliklerinden. Dolayısıyla 2 ve 3. şıklar görüyoruz ki E seçeneğinde. Cevabımız Edirne bu soru için. Hemen diğerine bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Seyfiye sınıfının temel görevleri arasındadır ki biraz önce Seyfiye ile ilgili ifade vermiştik arkadaşlar, anlatmıştık. Seyfiye sınıfı biliyorsunuz ki idari ve askeri personellerin, yüksek insanların bulunduğu yer. Dolayısıyla Seyfiye sınıfının temel görevleri fetva değil, bürokrasi, sağlık, eğitim değil, askerlikti arkadaşlar. Dolayısıyla idari ve askerlik bölümü temel görevleri arasındaydı. Seyfiye bölümünün, biraz önce defterdarın bu bölümde bu sınıfta olmadığından bahsetmiştik diyelim ve gelelim bir başka sayfa ve sorulara. Arkadaşlar burada da bahsettiğim şey, yukarıda soru işaretiyle belirtilen yerlere Osmanlı Devlet İdaresi'nin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? İşte demiştik ya, devlet idaresindeki doğru sıralama bu kalemiye, seyfiye, ilmiye sınıfı vardı. Peki hangisi hangi sınıfı idare eder? Ona bir bakalım arkadaşlar. Şimdi burada bahsettiğimiz dini, yargı ve eğitim, yani Şeyhülislam ve Kazasker'in bulunduğu bu grup arkadaşlar bir kere ilmiye sınıfı, ilim sınıfı, bunu unutmayın. Bak, eğitim var, ilim, bilim var işin içerisinde, dini durum var. Dolayısıyla şöyle bir ilmiye yazalım. İdari askeri personel kısmı, biraz önce söyledi Seyfiye bölümü, iki soruda geçti. Şöyle bir Seyfiye yazalım. Bürokrasi, mali, nişancı, defterdar, ekonomik gibi parasal işlerle uğraşan bunlar kalemiye bölüyor. Kalemle, işi gücü kalemle, bu şekilde aklınızda kodlayın arkadaşlar. Kalemle hesap kitap yapan, defteri tutan, geliri giden tutan insanı, kalem hesabı yapan insanların da kalemiye sınıftan olduğunu şöyle aklımıza kodlayalım. Ve görüyorsunuz ki ilmiye, seyfiye ve kalemiye şeklinde sıralanan bu sıra efendim E seçeneğinde var. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği. Arkadaşlar bu şemayı aklınıza iyi yazın. İlmiye, Seyfiye ve Kalemiye sınıfının kimlerden oluştuğunu, görevlerinin nelerden olduğunu yazın mutlaka bir köşeye. %100 soru gelecek. Türkiye Selçukluları ve Osmanlılar döneminde dini duyguların sömürülmesiyle ortaya çıkan isyanların nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İsyanlar niye çıktı arkadaşlar? Din kurallarının katı olması değil, cihat anlayışının etkin şekilde sürdürülmesi, bu da değil, din adamlarının hoşgörülü olmasından dolayı isyan çıkmaz, derviş verenlerin çok olması isyan sebebi değil arkadaşlar, dini alanda farklı düşüncelerin egemen güçle çatışması. Evet, orada o zamanki egemen gücün dini alandaki farklı düşüncelerin çatışması isyanları beraberinde getirdi. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneği bu soru için arkadaşlar. Hemen geçiyorum 9. sorumuzda. Anadolu'daki ilk medrese olarak bilinen Tokat ve Niksar'daki Yağbasan Medresesi aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine ait? İlk beyliklerden, hatırlayın arkadaşlar. Yağbasan Medresesi kime aitti? Tabii ki Danışmentliler, Amasya, Tokat, Niksar civarında bulunan bu beylik, kurulan bu beylik. Evet, ilk medrese olarak bilinen Yağbasan Medresesi'ni kurmuş Danışmentliler diyoruz. Ve geçiyoruz bir başka sayfaya. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı seferlerinin dini nedenlerinden biridir? Bakın, dini nedenlerinden bahsediyoruz. Diğerlerini unutun. Doğunun zenginliklerini ele geçirmek istemesi ekonomik sebep. Kudüs'ü Müslümanlardan alınmak istemesi. Kudüs biliyorsunuz ki tüm dinler için arkadaşlar çok kutsal. Dolayısıyla Haçlılar da
Mescid-i Aksa, Kudüs, bu bölgeleri hep almak istediler. Dini sebep de bu zaten. Ticaret yollarını denetim altına almaya mali, Türkleri Anadolu'dan atma siyasi bu, siyasi bir sebep. Topraksız köylülerin toprak elde etmek istediği yine toprakla ilgili, maliyetle ilgili, devleti genişletme, toprak sahibi olmayla ilgiliyken dinle bir alakası yok. Cevabımız Bursa seçeneği olacak bu soru için. 11. soruya bakıyoruz. 1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı'ndan sonra, bakın savaştan sonra Türkiye Selçuklu Devleti otoritesini kaybedince Türkmen beylikleri bulundukları yerlerde bağımsız hareket etmeye başlamışlardır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini kanıtlar arkadaşlar? Tabii ki yani Selçuklu devleti otoritesini kaybedince ortada bir boşluk olacak değil mi? Bir siyasi boşluk, birliğin bozulması olacak ki herkes kafasına göre takılsın. Dolayısıyla Anadolu'da üretimin durduğu değil, feodal beyliklerin Moğollara tabi olduğunu değil, Anadolu'nun Türkleşmesinin durduğu, hayır niye dursun ki hala Türk biliyorsunuz, bu da devam. Atabeyliklerin bağımsızlığına kavuştu, hemen bağımsızlık kavuşması diye bir şey yok. Tabii ki hareket etmeye başladılar. Yavaş yavaş benliklerini ortaya çıkarmaya başladılar ama henüz bağımsızlıkları yok. Ama Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulduğunun göstergesidir Selçuklu otoritesinin bu savaştan sonra durması arkadaşlar. Onun için cevabımız Ceyhan seçeneği olacak 11. soruda. Geçiyoruz bir diğer soruya arkadaşlar. Aşağıdaki devletlerden hangisi Anadolu'da Türkçe'yi resmi devlet dili olarak kullanmıştı? Evet, Türkçe'yi resmi dil olarak kullanan ilk devlet, hatta hatırlayın arkadaşlar, Karamanoğulları'dır. Bunu bir yere özellikle yazın çünkü ilkler hep önemlidir ve sorulur arkadaşlar. Resmi dil olarak, devlet dili olarak Karamanoğulları bu dili resmi devlet dili olarak kullanmış. Cevabımız Denizli. Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinden biri değildir? Yani 1071'den sonra kurulanlardan biri değildir. Soru köküne dikkat edelim. Arkadaşlar Germiyanoğlu, Danışment, Saltuk, Artuk, Mengücekler. Bakın Danışment, Saltuk, Artuk, Mengücekler, bunlar arkadaşlar 1071'den önce 1040 Dandana Kan Savaşı'ndan sonra Anadolu'ya yavaş yavaş girmişler. Gittikleri bölgelerde kendi beyliklerini kurmuşlar. Hatta yani her beylik gittiği yeri kendi ismiyle beylik haline dönüştürmüş ve küçük beylikler kurmuşlar. Ama Germiyanoğulları birinci dönem değil, ikinci dönem beyliklerinden arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bunların hepsi birinci dönem ilk beyliklerken Germiyanoğulları İkinci dönem beyliklerdendir. Osmanlı zamanına doğru giden beyliklerden. Hatırlayın cevabımız onun için Adana seçeneği olacak bu soruda. Diyelim ve geçelim bir başka sayfa. Artık son sorular arkadaşlar. Son iki sorumuz bu video için. Bizans ile Büyük Selçuklular arasında yapılan Malazgirt Savaşı, yani 1071'deki bu savaş sonrasında Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulmaya başlaması aşağıdakilerden hangisinin kanıtı sayılmalıdır? Biraz önceki soruya benzer bir soru. 1071'den sonra beylikler kuruldu. Peki ilk beyliklerin kurulmaya başlanması aşağıdakilerden hangisinin kanıtı arkadaşlar? Bir bakalım hangisiymiş. Savaşın kısa sürede sona erdiği. Evet, kısa süre sona erdiği ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Bu değil. Selçukluların Bizans ile anlaştığını, anlaşmayla ilgili bir durum yok. Anadolu'daki yerli halk, halka din ve ibadet özgürlüğünün sağlandığı böyle bir açıklama yok. Bizans'ın bağımsızlığını yitirdiğini anlamıyoruz bu açıklamadan ama Anadolu Türk tarihinin başladığının kanıtıdır arkadaşlar. 1071 Anadolu'ya Türklerin Anadolu kapısının açıldığı savaştır. 1071 Malazgirt Savaşı. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği olacak bu soruda diyoruz. Ve geliyoruz artık son sorumuza. Fatih devrinde Midilli Adası'nın alınmasıyla başlayan Osmanlı-Venedik Savaşları 16 yıl boyunca sürmüştür. Bu savaşlar sırasında birçok Venedik Adası'nın Osmanlıların eline geçmesine rağmen Venedikliler ile yine de anlaşma yapılması yoluna gidilmiştir. Hem yeniyorsun, hem bir sürü adasını alıyorsun, hem de yine anlaşma yoluna gidiyorsun. Peki Fatih döneminde böyle bir şey yapılmasının sebebi sizce ne olur arkadaşlar? Şimdi direkt söyleyeyim. Askerlerin savaşa karşı isteksiz oluşu, isteksizlik diye bir şey yok arkadaşlar. Osmanlı Türk askeri doğuştan asker. İsteksizliği bir kere geçelim. Fatih'in artık yaşlanmış olması, ki böyle bir şey yok. Yani yaşlılığından dolayı böyle bir şey yok. Cem Sultan olayının ortaya çıkması buradaki Venedik Savaşı ile alakalı değil. Venedik'e gereken dersin verildiğini düşünmek. Şimdi dersi veriyorsun ama gerekeni de almalısın ama alınmamış, bu da değil. Dolayısıyla geri kalıyor E seçeneğe, bakalım ama
Venedik donanması ile henüz baş edilebilecek güce ulaşılamaması. Evet arkadaşlar, yani şimdi biz burada Venedik savaşları 16'lı yüz sürmüş. Sonuçta üstünlükler sağlamışız, bazı adaları almışız ama Venediklilerin işi gücü denizdi arkadaşlar. Gemiydi, deniz ticaretiydi. Gerçekten devasa bir donanması, filosu vardı. Dolayısıyla onunla baş edilebilecek bir güçte değildi Osmanlı o zaman Fatih döneminde. Cevap onun için Edirne seçeneği olacak diyoruz. Ve bugünkü videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.